tane oğlan üzerine ben olunca artık bayram etmişler. Efendim, nenem rüyasında görmüş, bir kızınız olacak, adını Fatma koyun diye. Ben doğar doğmaz benim ismim, bir ismim Fatma'dır. Babam sonra Nezihe koymuşlar, Nezih Temiz mayrasını. Bir de Tomris. Tomris de Türk isimlerinden biri. Babam şeydir, nasıl söyleyeyim, medeni bir yeni Türk isimlerinden bir ismim de Tomris'tir. Nezihe, nüfus tezkerende de öyle yazar. Nezihe Tomris yazar. Kaç yılında doğdun? Efendim? Kaç yılında doğdun? Şimdi o hatırımda değil. Tahminen yani. Vallahi. Nüfus tezkeremde yazıyor. Kaç yaşındasın diye sorayım. Ben şimdi mi? 93 yaşındayım. Ben yaşımı biliyorum ama şimdi doğduğum tarihi hatırımda değil. Sonra esas nüfus tezkeresi, ilk çıkan nüfus tezkerem kaybolmuş. O şey zamanında. Sonradan çıktı bu nüfus tezkeresi. Şimdiki nüfus tezkerelerden. Eski nüfus tezkereler koca bir kağıt üzerine yapılmıştı. Şimdi güzel kolay şeye, portföye koyarsın. Böyle. O şekildeydi. İşte ilkokula gittim. İlkokul çok iyi dereceye geçtim. Güzel bir kızdım. O zaman o şey bayramlarda mesela Cumhuriyet Bayramı olsun, 23 Nisan olsun, şey olsun, bedia derlerdi. Araba süslenir. Arabanın üstüne güzel kızlar olur. İçinde bir tane ben vardım okulumuzda. Bir tane daha vardı bir arkadaş. O bizi giydirirlerdi, gelin gibi süslerler. Biz arabanın üstüne biner, bir şey deriz. Araba önde, okullar arkada, hangi okuldaysa. Her okul kendine mahsus yaptırırdı. Benim gittiğim okulun ismi 23 Nisan'dı. Okulundu. Sonra, ilkokuldan sonra koleje gittim. Adana'da Amerikalıların koleji vardı. Tarsus'ta erkek, Adana'da kız. Hem yatılıydı, hem nihariydi, leyliydi. Ben yatılı olmadım, leyli olmadım. Yakındı. Yakın, lüzum yok. Bu kaç sene bitirmedim yani liseyi orada. Son sene miydim? Öyle bir şey. Çok güzel bir okuldu. İşte İngilizceyi falan orada öğrendim tabii. Birçok da yatılı olduğu için Ceyhan vardır Adana'da, kazası. Oranın kaymakamının kızı, iki tane kız yatılı olarak oradalardı. Bunlar bir de okulun kendi şeyleri vardı, kiliseleri. Evet. Bunlar oraya gidiyorlar, o kiliseyi geziyorlar. Ay çok hoşlarına gidiyor işte, umumları bilmem neleri görüyor, çocukluk işte. Eve gidip de söyleyince, bizim kızlar gavur oldu diye. Evet. Bütün Adanalılar ayağa kalkıyor. Okulda kilise olduğunu bilmiyorlar mıydı? Bilmiyorlarmış, gizli tabii. Çocuklar gitmeyince, nereden? Bunlar gidiyorlar işte, nasıl olsa içeri. Büyük bir okuldu, çok güzeldi. Peki ne, okulda böyle bir Amerikalı hocaların böyle bir Amerikan hayranlığı yaratma veya hayır, Hristiyanlığı yayma gibi çabaları var mıydı? Biraz Hristiyanlığı yayma çabası vardı. Öğretirler miydi? Şöyledir, İsa böyledir falan gibi. İsa'nın olduğunu, Musa'nın olduğunu, hatta böyle bir ismini bile unutmadım. Miss Oris diye bir hocamız vardı. O tam böyle Miss Amerikalı, İri yarı bir kadındı. Bembeyaz saçları var, topuz yapardı. O biraz üstünde dururdu böyle şeylerin. Onlar şeyler, misyonerler çünkü. Tabii. Amacı o. Evet. O telkin yapardı şey edersiniz diye. Hatta bir şeysi vardır. Ders veriyor. Tahtada yazı yazıyor. Affedersiniz. Gazını bırakırdı. Poo ettik, güzeldik böyle tabii, hepimiz şeylerden.
sinirlenirdi. Ne var bunda görecek? Tabii şey diye. Tamam. Hatta o zaman bu Japonların çubukları var ya, yemek evet, şeysi. Evet. Onlardan iki tane getirdi bize. Biz onun pirinçli haşlamış yapmış. Orada da çok kalmış Çin dedi. Onlar nasıl tutulur?